Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün karşınızda yine çok siyasi bir videoyla daha beraberim. Bu videomun konuğu Sayın Meral Akşener. Siz ne zaman başbakan olacaksınız? Yani bu seçim çok ilginç bir seçim. Burada oy isteyebilirim değil mi? O zaman bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e önceden söyleyeyim. Ya bu şey gibi mi? Bir sonraki seçime kadar mı? Hayır. Öyle bir şey olabilir mi? O mümkün değil. Yani siz artık nefes almakta problem yaşamayacaksınız. Nefes almamız lazım bizim. Bakın. Kalmadı yani hiç. Ay canım benim. Ama ben kaç kiloyumdur? Ben ne bileyim? 110. Aa, adam kaç kilo? Biraz da bilinçli olacak kişi. Sigarayı bırakmışsınız zamlardan dolayı. Dersin 32 ki. Lira fazla demişsiniz, atmışsınız. Çok iyi ya. Çok iyi ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim programıma katıldığınız için. Ben teşekkür ederim davetin için. İlk sen başta, diyebilirim değil mi? Estağfurullah tabii ki. Tamam, neyiz, nasıl peki. İsterseniz. Ben peki. Size Meral Mami mi diyeyim, Meral Anne mi diyeyim, Meral Hanım mı diyeyim, Meral Hoca canım mı diyeyim? Canım ne istiyorsa onu de. Meral Mami diyeyim diyorum olabilir, o zaman. Olabilir, bir sakıncası yok benim. İlk baştan bir sorumluluk reddi beyanı vermek istiyorum. Ben ilk 10 dakika çok heyecanlanıyorum. Ben de öyleyim. Ama ben eminim daha çok akacak biraz sonra buradan. Aynı takılırım durumdayız. Falan. Beni biraz alttan alırsanız ilk başta çok sevinirim. Murat Bey ne korkutmuşsunuz bizim nesli. Ben de aynı durumdayım. Ve hayatta kimseden korkmam. Şimdi bu programdan korkuyorum. Neden korkuyorsunuz? Yani heyecan oldum. Karşınızdaki daha çok heyecanlanınca normalde sizin heyecanınız azalır ama. Yok şu anda neyse düzeleceğiz zaman içerisinde. Tamam, o zaman ben size çok komik, kendimce komik bulduğum bir şeyle başlamak istiyorum. Bir tane videonuzu gördüm. Bir açılış var. Açılışta arkada galiba çocuklar ses yapıyor, gürültü yapıyor. Tam ne olduğunu anlamadım. Bu bir mitingse. Oğlum ne yapıyorsunuz? Acık susun ya. Bir susun. Hangi çocuklar diyor. Bir konuşmayın çocuklar diyor. Sessiz olun diyorsunuz. Aa, bir dakika durun şey yapayım diye. Trollüyorlardı beni. Ha, ne yapıyorlardı orada? Şimdi tam böyle güzel güzel vaat anlatırken diyor ki oradan şunu da söyle, şunu da söyle. Trolleme yani bu. Yandan, onlara normal. Da söyledim. Onlara da söyledim. Onları karşılıklı gülüştük. Orada tam öğretmen gibi bir havanız var. Biraz tabii ben ilkokul öğretmenliğinden geldiğim için hafif o havayı bir türlü kaybedemem. Oğlumu görsen. Yani ilkokulu aşamadı daha. Kaç yaşında oğlunuz? 82 doğumlu. Oğlunuz da çok büyükmüş. Ya. Maşallah 82 ya, kaç ama oluyor? Ama hala yani gözümde ilkokul talebesi durumda. O öyle oluyor. Annem hala paşa diyor bana. Öyle mi? Oo aynı durumdayız. Harika. Paşaların paşası diyor hatta. İnsan çok içinde diyor. İnsan içinde mi? İnsan içinde paşaların paşası iyi. Diyor. Yok ben o kadarını yapmıyorum. Beni hocalarım çok severdi. Sevdiniz mi beni? Sevdim evet. Çok huylu bir çocuktum ben. Çok iyi. Dark'ın son sezonunu bitirebildiniz mi ya? Bitirdim. Anladınız mı bir şey? Yani %50 anladım diyebilirim. Ben hiçbir şey anlamadım. Ben %50 diyebilirim, yani çok değil. Sarı gocuklu çocuk vardı. Sonra o büyüdü geldi, değil mi? Şimdi ben, yani o kadar her bir bölümünde farklı farklı hikaye vardı ki onun. Evet. En son... Ne oldu ben hiç bilmiyorum. Anladınız mı hiçbir şey? İşte onu söylüyorum. Yaşlı ev, hali geldi en son. Bir ev, ondan sonra bir tane tünel. Böyle aynen, bir tünel. Tuhaf bir şeydi yani. %50 civarında yani hatırladı. Bir de çok enteresan. Muhtemelen aklında da kalmamıştır. Çünkü her bölümde bir taraftan bağımsız, bir taraftan devamı gibi görünüp evet. Ondan sonra insanları falan da birbirine karıştırdığı için evet. Çok çabuk unutulan bir dizi yalnız. Bir ara gençliğini dövdü adam. Ben evet. Öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam gençliğini dövdü. Yani bak tekrar söylüyorum çok akılda kalmıyor. Evet. Çok enteresan bu karmaşıklıktan dolayı. İşte ben kendime yani %50 civarında bir anlama oranı diyebilirim. 1899'u gördünüz mü? 1899. Öyle bir tane dizi çıkardılar. Aynı mantıkta. Yok onu izlemedim. Bir çocuk var ölüyor yani. Tek anladığım bu. Yok onu izlemedim. Onu izlemedim. Aynı şu mantıkta. Sıra harala göreli olduğu için yani uzunca bir zamandır. Ben 3 yıldır esnaf geziyorum. Şehir şehir, dükkan dükkan. Sizin yaş gruplarınızla karşılaşıyorum. İşte daha yaşlı kadınlarla 82 puan almış KPSS'de mülakatta elenmiş ağlayan gençler. Onların anneleri, babaları, esnaflar, çiftçiler, emekliler derken televizyon izlemeye gerçekten çok az vaktim kalıyor ki ben ciddi izlerdim. Gece az uyuduğum için biraz YouTube'a girebiliyorum. Eskiden mesela ciddi ciddi bir diziyi başlar götürürdüm. Şimdi onlar yani bu 3 yıldır azaldı. Demin ben başka bir soru soracaktım da mülakat dediniz ya. Mülakatları kaldıracaksınız değil mi? Evet. Kesin. Peki şeyi ben merak ediyorum. Mülakatlar kalkacak şimdi ama aslında bir noktada da hani liyakatli bir mülakata ihtiyaç yok mu ya? Yok. Puanlar şimdi doğru sınav yaparsanız ben tabii tam benim alanım. Ben ilkokul öğretmenliğinden gelen bir öğretmenim. Yani eğitimim ilkokul. Bursa Öğretmen Okulu mezunuyum. Sonra İstanbul Edebiyat Fakültesini bitirdim. İşte sonra da üniversitede, lisede de 1-2 yıl öğretmenliğim var.
Ondan sonra üniversitede 15 yıl hocalık yaptım. İnkılap tarihi hocası. Yani bugün bana siyasi kimliğimi bir kenara koyup yani mesleğin nedir desen sen bana, ben öğretmenim derim. Yani akademisyen bile demem. Öğretmenim derim. Dolayısıyla bu çerçeve içinde bakıldığında, doğru sınav yapıldığında, yani o yazılı sınavlarda soru çalınmadan, çalışkanı öne çıkaran, emek vermiş öne çıkaran, ki bunların yöntemleri var. Bu sınavlar yapıldığında, objektif, tarafsız sınavlar yapıldığında mülakata ihtiyaç yok. Mutlaka mülakatlarda devreye insan sokmaya çalışılır. Benim deneyimim şu, öğretmen okullarına girerken mutlaka mülakat yapılırdı Türkçeniz için. Yani bir engeliniz olmaması gerekir ki öğrencinin dikkatini çekmemek için. Bütün her şey öğrencinin dikkatini çekmeme üzerinde, mülakat orada. Bir de lisan gerektiren işlerde devletin içinde, yani işte şu lisanı bilmeniz gerekiyor denildiğinde hem yazılı hem mülakat sınavı olur. O da lisanı konuşma, yazmak tamam da hani anlama, acaba konuşması nasıl diye. Onun dışında doğru sınav, yazılı sınav yapıldığında mülakata ihtiyaç kalmaz. Bunu bir, yani bu konunu öğretmen Anladım. Olarak söylüyorum. Kendimi Anladım. Uzman sayabilirim. Anladım. O zaman ben asıl soracağım soruya geleyim. Şimdi başbakan olmaktan bahsediyorsunuz ya. Yeni nesil başbakanın ne olduğunu pek bilmiyor. Tabii. Ben yine 25 olduğum için az çok gördüm. Recep Tayyip Erdoğan başbakandı benim çocukluğumda. Evet. Ama ben bile unuttum. Başbakan ne yapar? Cumhurbaşkanı ile başbakan arasındaki farkı unutma noktasındayım yani şu doğru, an. Başbakan doğru. olduğunuz zaman ne yapacaksınız? Göreviniz ne olacak? Şimdi Cumhurbaşkanı her birinizin kim oy ver, şimdi seçimle geldiği için, hak seçtiği için oy verenin de vermeyenin de devleti ve milleti temsil eden bir makamdır. Dolayısıyla onun şurada durup kurumlar arasında, siyasi partiler arasında, iktidarla muhalefet arasında çıkan her bir sorunu üstten bakıp çözen, yani senin de benim de cumhurbaşkanım olan, hepimizi kapsayan bir görevi vardır cumhurbaşkanlığının. Taraf olamaz. Dolayısıyla yani oy verenin veya vermeyenin arasında fark gözetmeyen bir konumu vardır. Başbakanlık ise icra makamıdır ve mecliste partisi en fazla oyu almış siyasi partinin genel başkanı tarafından yürütülen bir görevdir. İcracı bir makamdır. Dolayısıyla bu ikili sistem, yani bütün o koordinasyonu, kavgayı önleyen bir, gerilimi önleyen bir makamdır Cumhurbaşkanlığı. Öyle diyebiliriz. Öbürü de icra yapar. Yani bütün alınan kararları, senin hakkında alınan kararları, karşımda oturan bu genç kız hakkında alınan kararları, benim yaş grubumla ilgili alınan kararları yerine getiren, icrayı yapan kişidir ve makamdır. Bakanları koordine eden bir makamdır, başbakanlık. Ahmet Necdet Sezer vardı ben çocukken. Evet, mesela onu hiç bilmezdim ama. Hep başbakan... Tabii, tabii. Planda olurdu. Başbakan tabii. yapıyordu her şeyi. Tabii. Cumhurbaşkanı da onaylıyor veya onaylamıyor ama onaylamasa bile başbakan onu onaylatabiliyordu bir şekilde. Yok. Şöyle, işte o dediğim gibi yani çok abuk sabuk bir kararın Cumhurbaşkanlığından tekrar bunu düzeltin diye geri döndüğü, böyle bir imkanı vardı bu işin. Mutlaka bazı düzeltmeler yapılarak geçirilirdi meclisten. Bir de meclis var şimdi. Cumhurbaşkanı şöyle kapsayıcı bir pozisyonda. Başbakan icracı ama bir de meclis var. O icra, yani yürütme. Bir de meclis var, o da yasama. Yani kanunu çıkaran, denetleyen, yürütmeyi denetleyen bir mekanizmadır Türkiye Büyük Millet Meclisi. Hı hı. Esasında o da çok önemli bir sistemdir. Şimdi kalmadı. Yani milletvekilini siz seçersiniz, seçmen seçer ve size karşı sorumludur. Evet. Partisinden daha önce size karşı sorumludur. Yani evet. seçmene karşı sorumludur. Dolayısıyla böyle olduğu için de kendi iktidarını bile denetlemekle yükümlüdür. O nedenle böyle bir üçlü dengedir bu. Yani diyelim ki işte icra makamı bir kanun çıkardı ama biraz abuklukları olan bir kanun. Cumhurbaşkanı onu gerekçesiyle geri döndürür meclise. Der ki arkadaş, yani hükümete, bunlar yanlış. Mutlaka bunu söyler. Sonra o meclise yeniden iner. Mutlaka bazı düzeltmeler yapılarak. Ondan sonra ikinci kere gittiğinde imzalanır. Yani ben mekanizmayı söylüyorum. Başbakanlığınız peki tam olarak ne zaman olacak? Şimdi kazandığınız seçimi, parlamenter sisteme geçiş ne kadar sürecek? Siz ne zaman başbakan olacaksınız? Şimdi bu ikili bir durum. Yani bu seçim çok ilginç bir seçim. Şimdi bir cumhurbaşkanlığını kazanacağız. Burada oy isteyebilirim değil mi? Tabii canım. Yani. Peki o zaman bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e'yi önceden söyleyeyim. Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu inşallah sizlerin oylarıyla, vatandaşımızın oylarıyla
13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Şimdi birinci aşaması bu. İkinci aşaması aynı anda ama ikinci bir sütun. Orada da mecliste çoğunluk elde etmek. Şimdi iki ittifak var. Yani önde ismi çok görülen. Birincisi şu anda iktidarın bileşenleriyle beraber Cumhur İttifakı. Biz de muhalefetin bileşenleriyle beraber 6 siyasi partiden oluşan Millet İttifakı. Bir de Emek İttifakı diye Yeşil Sol Parti ile tipin bir araya geldiği bir ayrı ittifak var. Bir de Ata İttifakı var. Bunlar yani ayrı ayrı ne diyelim, şöyle mesela sistem içerisinde milletvekili için söylüyorum, şeye girecekler, meclise girecekler, seçime girecekler. Cumhur İttifakı'nın AK Parti ve diğer bileşenleri de logolarıyla giriyor. Millet İttifakı'nda ise sadece CHP ve biz İYİ Parti olarak logomuzla giriyoruz. Hı hı. Şimdi öyle olunca yani İYİ Parti'nin özelliği şu, hem Kemal Bey'e oy istiyoruz biz, hem de kendi partimize. Şimdi bunun neticesinde ama bu oylar yan yana geldiğinde sonuçta Millet İttifakı'nın milletvekili, yani İYİ Parti X milletvekili çıkardı. CHP içindeki bileşenlerle beraber, yani Gelecek, Deva, Saadet ve Demokrat Parti onların listesinden giriyor. Onun neticesinde onların aldığı oy ve milletvekili sayısını yan yana getirdiğimizde 301 ve üstünü aldığımızda o işte başbakanlık ve parlamenter sisteme geçiş çok daha rahat ve kolay olur zamanlama içerisinde. Hele 360'ı geçersek yani tadından yenmez. 360'ı geçerseniz ne kadar sürede? Yani en hızlı şekilde gider bu. Şu zaman deme imkanım yok şu şeye göre. Ya bu şey gibi mi? Bir sonraki seçime kadar mı? Hayır. Öyle bir şey olabilir mi? O mümkün değil. Hmm. Yani bir yılda da geçebilirsiniz. 6 ayda da geçebilirsiniz. Ama meclis önemli. Onu anlatmaya çalışıyorum. Anladım. O sürede problem yok. Şimdi ama eğer biz benim vatandaşımızdan, milletimizden, seçmenimizden istediğim birinci parti olabilirsek İYİ Parti olarak, biz o zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı sistemi için daha parlamenter sisteme geçiş yapmasanız dahi sizlerin desteğiyle kavramsal olarak ve yetki olarak başbakanlık makamını götürebilirsiniz. Ve bu sistem içerisinde başbakanlık yetkilerini kullanabilirsiniz. Yani icracı kavramı, makamı kullanabilirsiniz. Ama şunu samimiyetle söyleyeyim. Mesela ben başbakanlığı, yani bir dahaki seçim sonra ne olacaksa üzerinden veya şeye geçtikten sonrasından ziyade partimizin oylarının yüksekliğiyle talep ediyorum. Bugünden itibaren talep ediyorum. Ve yani herhangi bir ne Sayın Kılıçdaroğlu ile ne diğer Altılı Masa'nın, Millet İttifakı'nın diğer bileşenleriyle bir pazarlık ederek böyle bir durumum yoktur. Ben sizden o isteyerek, bunu hak ederek o makamı talep ediyor. Umarım anlaşılmıştır. Yani mümkün olan en kısa sürede geçeceğiz diyorsunuz. Evet. Bu konuyla ilgili son bir ekleme sorum daha var. Şimdi bu süreçte, geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksınız. Evet. Kaç tane Cumhurbaşkanı yardımcısı oluyor? Şu anda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la birlikte. Mansur Bey ve Ekrem Bey'i Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanına koşu partneri olarak koyduk. İcracı birer Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak. O güzel de tepki aldı. Evet. Biz aynı zamanda genel başkanlarız. Yani şimdi Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti CHP listelerinden giriyor ama aldıkları millet, seçtirdikleri ve aldıkları milletvekili sayısı onların, yani seçimden sonra o arkadaşlar istifa edip, CHP'den istifa edip partilerine geri geçecekler. Dolayısıyla aynı zamanda hepimiz biz genel başkanız. Genel başkanlar hem partileriyle iç içe hem de Millet İttifakı'nın seçtiği Cumhurbaşkanı'nın hem işini kolaylaştırmak, bu partiler üzerinden işini kolaylaştırmak, hizmet etme alanını rahatlatmak, hem de ortak akılla bu ülkeyi yönetebilmek, bazı kararların daha hızlı ve düzgünce alınabilmesini sağlamak için belki bir koordinatörlük makamı gibi düşünebiliriz. Çünkü genel başkan da olduğumuz için bir koordinatörlük makamı gibi de düşünebiliriz. Yani tarifini henüz biz bunu net bir şekilde yapmadık. Ama şu var, ilginç olanı şu. Şimdi seçim sonuçlarına göre görev dağılımları yapılacak. Şimdi dediğim diğer partilerin tamamı Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinden girdiği için, biz de ayrı logoyla girdiğimiz için bizim oy oranımız ve milletvekili sayımız
sizin oylarınızla belirlenecek. Dolayısıyla diğer arkadaşların milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi sistemi içinden gelecek. Hı hı. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin şapkası altında, logosu altında girecekler. Yani görev dağılımını bu iki parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti beraber yapacağız biz. Tabii ki diğer siyasi partilerin de bakanları, zaten başlangıçta bir yardımcılık, bir bakanlık da kendi aramızda konuşmuştuk olacak. Şimdi bu genel başkanlar aynı zamanda görev dağılımında görev aldıkları alanlara bakan tayin edeceğiz biz. Hmm. Yani diyelim ki seni ben Gençlik ve Spor Bakanlığı atıyorum bunu. Çok İYİ Parti'ye olur. Kaldı seni de atadım. Çok güzel olur. Şimdi bunu yapabilme görevimiz de var bizim. Hı-hı. Dolayısıyla ama Mansur Bey ve Ekrem Bey'in böyle bir görevleri yok. Onlar biraz daha icracı, koşu partneri konumundalar. Doğru anlattım mı? Parlamentere geçtiğiniz zaman peki yardımcılar ne olacak? Cumhurbaşkanı öyle bir durum söz konusu değil. Cumhurbaşkanı yardımcılığı diye bir kavram yok. Kalmayacak parlamenter sisteme geçildiğinde öyle bir şey yok. Cumhurbaşkanı bir İttifakta siyasi, kalacaklar. Tabii mesela yani o şimdi biz 6 siyasi partiyiz. Birincisi Cumhurbaşkanı seçildi. Ondan sonra o siyasi partilerin içerisinde başbakanlık çıkacak. Ve aldığınız oyla ilgili deminden beri ondan bahsediyorum. Anladım. Aldığımız oy çok önemli. Çıkardığımız milletvekili sayısı çok önemli. Onların hepsi parlamentodan geçeceği için. Dolayısıyla ondan sonra başbakanlık makamı. Aynen o geçiş yapıldıktan sonra. Buradaki geçiş kavramının özelliği şu. Sizin yaş grubunuzun değer setleri değişti. Bayağı, dolayısıyla 21. yüzyılın hayatımıza giren dijital dünyanın oluşturduğu yeni değer setleri var. Demokrasinin tarifi değişti. O da bayağı dünyada değişti, sizde de değişti. Dolayısıyla bütün bunlara uygun bir bireyin önde olduğu, ona saygı duyulan, yani hukuka saygı duyulan, yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı, objektifliği ve korkusuzluğunu sağlayan bir siyasi iklimden bahsediyorum. Dolayısıyla bunun sağlanmasıyla beraber demokrasi tam ve kamil uygulanır hale gelecek ve güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem, yani demokrasinin tam uygulandığı parlamenter sistemden kastedilen de bu. Yani siz artık nefes almakta problem yaşamayacaksınız. Nefes almamız lazım bizim. Bak nefes almakta problem yaşamayacaksın oğlum. 25 yaşında beyaz var ya. Vay be. 4 tane kafada 4 tane sakaldı. Ciddi son bir yılda çıktı bir de. Geçim sıkıntısı o bu şu en fakir YouTuber olarak yani. Bütün arkadaşlarımdan fakir YouTuber olarak çok fena beyazladı. Zaten canım dökülmeyi benim. Şey yapmıyorum zaten söylemiyorum. Varmış, hakikaten. Bayağı bir iyice şey. Kalmadı yani hiç. Ay canım benim. Ama babam da kel. Aileye gelen damat da kel geliyor bir de. Hani hiç asla saç istemiyoruz ailecek. Ciddi misin? Evet. Ha, damat var mı ailede? Var. Bir sürü var tabii yani en genç benim. Kuzenler falan var. Kuzenler bayağı ben, evli. Ben kız kardeşim falan var. O evli zannettim. Ha. Bayağı bir zayıflamışsınız. Evet. Kaç kilo verdiniz? Ben 13 kilo vermiştim ama şu arada 4 kilosunu aldım. Olur canım. Koştur baba koştur da. Bu esnada yani pide evet. Börek yenir hızlıca. Evet, seçimden sonra muhtemelen tekrar aynı disipline gireceğim. Ben kaç kiloyumdur? Erkekler belli etmiyor be oğlum. Hakikaten. Boyum 1.83 işte. Şöyle. Hayır. Kilolu görünmüyorsun. İşte kaçtır ama tahminen? Ben ne bileyim. Bir şey sağlayabilirim. Herhangi bir 1.80 boyun. 1.83. 1.83. 80 falan mısın? 110. Aa. Bak erkek. Abi büyük haksızlık ya. Kadınlar 2 kilo alsın. Kızım öyle değil mi? 2 kilo alalım hop çıkıyor. Adam kaç kilo? Bak inanılır ki. Aa böyle bir şey olmaz ya. Büyük haksızlık. Ben hatta... Kızım sen kaç kilosun? 54. Bak incecik. Evet. Ama yani 54 adam yüzün üstü. 110. Hayır söyleyemem onu. Yüzün ben üstü. 140 kiloydum. Nasıl 84'e yani? Düştüm ben. Hmm. 84'e düştükten sonra tabii bayağı bir deri sarktı. Sonra evet. Derileri aldırdım. 4,5 kilo deri çıktı. Oo. Aslında 80'e düşmüşüm yani. Analitik olarak hesaplayacak olsak 56-57 kilo oldu. Bu bir ara ben vaktim varken TLC diye bir şey aynen var ya öyle. Orada o ağır yaşamları izlerdim. Ben beğendim o. Onlardan çok ağır yaşamlar. Çok. Hani yatakta yattığım bir kız, yerde. Bir iki kardeş vardı. Ben abilerim onları. Ha, bütün hayatını takip etmiştir. Sonra inceldiler ameliyatlarını falan. Yatakta yattığım yerden abzım 110'la atıyordu mesela. Vay. Siz ölçümlerinizi yaptırıyorsunuzdur. Kaç atıyor nabız? Durduk yerde otururken. Otururken şimdi mesela burada baksam ki kaç atıyordur da. Yani normal, sakin, torunlarla beraberken. Hı. Yani benim düşük 70 falan. Müthiş. Hı. Çok sağlıklı. Ben ayağa kalktığım zaman 210. Şu an değil tabii 140 iken.
O yüzden vermek lazım yani. Tabii. Kilo çok problem. Muharrem İnce daha bugün bir açıklama yapmış galiba. Davutoğlu ve Babacan'ı çekin kenara. Ne Cumhurbaşkanı, ne yardımcılığı, ne bakanlık hiçbir şey istemiyorum. Kayıtsız şartsız destekleyeceğim dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben Muharrem Bey'in en başından beri daha yani adaylık süreci resmileşmeden evvel birkaç televizyon programında bana soruldu. Ben kendisinin Millet İttifakı içinde yer almasından memnuniyet duyacağımı söyledim. Büyük bir açıklıkla. Üç yerde falan söyledim daha bu resmileşmeden evvel. O arada bir Kemal Bey'le de bir görüşme yaptılar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir Kemal Bey Başkanı'nda bir grup ziyarete gitti kendisini. Hakikaten de yani memnuniyet duyacağımı ilan ettim. Ama olmadı. Çünkü diyebilirsin ki bana Mami sen niye teklif etmedin ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopup ayrılındığı için tabii, evet. İnsan oraya tabii biz başka partinin genel başkanısınız. İç işlerine karışmak gibi oluyor. O nedenle ama dediğim gibi kamuoyuna bunun çok öncesinde ve birkaç kere, üç kere falan ısrarla söyledim. Olmadı. Şimdi bu tarzda bir teklife bugün itibariyle benim yorum yapmam etik olmaz. Çünkü neticede hem Sayın Babacan'ın hem Sayın Davutoğlu'nun Millet İttifakı'nın içinde yer aldığı, hepimizin bunu onayladığı ve arkasından Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden bu arkadaşlarımızın önerdiği milletvekili adaylarının bulunduğu bir ortamda ve seçime giderken bu konuda olumlu olumsuz bir yorum yapmam gerçekten etik olmaz. Yorum yok. Yorum yok mu? Evet. Yani, uzunca bir izahtan sonra yorum. Aynen, çok yeteri kadar izah ettiniz. Çok iyi ya. Yani hiç sıkıntı olmaz bu izahtan sonra yani. Güzel çok izah ettiniz. Çok iyi Murat. Peki ben sana bir şey söyleyeyim. Kız arkadaşın var mı? Orada oturuyor. Sen misin? Evet. Gel şuraya bir görsünler. Hep yani bana yapılıyor her şey. Geç otur. Evet, geç otur kız bakayım buraya. Oo harika. Senin adın ne? Elif. Ben çok yakıştırdım. Şimdi benim yaş grubumda hemen bir soru gelir. Ciddi misiniz? Ona sorulması lazım. Oğlum ciddi misin? Bu kız çok güzel. Bunları kamera kapanınca konuşurduk ya. Ya yok. İşte böyle YouTuber mısın? Al sana. Ya. Seni isteme ben geleceğim. Ay ben alıyorum şimdi sana gönderiyorum. Şimdi bunu veremem. Bak şimdi bunun içinde ne yazıyor? Bunun için vallahi verirdim. Ta evlilik yüzüm buyum gerçekten bak. İçinde ne yazıyor? Bunda yazı yazıyor. Eskiden öyleydi. Tuncer yazıyor. Ama şimdi sana bakayım parta ölç şunu çıkar. Şu parmağımdan ölç benim. Burada alıyorum. Tamam. Yük olmasaydık ya. Çok. Mahcup olduk çok. Yok yok hiç yük olmadın. Bak su içiyor. Elif su içiyor su içiyor. Çok iyi ya. Işıklardan ya. Ah canım benim ben de içim. Yabancı uyruklu vatandaşlar. Yabancı uyruklu vatandaşlar ev alıyorlar, oy veriyorlar. Yani bu bana çok fazla abes geliyor. Aynı fikirde. Değil mi? Yani bu oylar nasıl geçerli olabiliyor onu da anlamıyorum. Ben mesela Amerika'ya gidip de oy verebildiğimi bilmiyorum. Bilgim de yok da açıkçası sanmıyorum da yani. Bu vatandaşlık mevzuyla ilgili şöyle bir durum var. Dünyanın birçok ülkesinde insanlar öncelikle oturma izni alır. Ve bu oturma izni çok uzun sürer. Bu arada vatandaşlığa geçmek için sadece ev bark almak yetmez. Aynı zamanda o ülkenin lisanını, o ülkenin hukukunu, o ülkenin insanlarının tutumu öğrenilir. Ve uzun bir zaman geçer. Çoğu yerde en az 10 yıldır. İlticalar vesaireler hariç, zora düşmüşler hariç. Yani rahat rahat işte ev aldım geldim mevzusundan bahsediyorum. İş hayatına girenler hariç bir oturma izni alınır. Ondan sonra vatandaşlık için bir sınav falan da yapılır. Birçok ülkede aynen. Amerika'da da aynı. Şimdi söylemeye çalıştığım şey şu, %100 sana katılıyorum. Oturma izninden yanayım. Bu ülkede yani insanlar bir şey aldılar, yatırım yaptılar. Oturma izni verilmelidir. Ama vatandaşlık öyle çok kolay. 400 eskiden 250 bin dolardı. Yani dolar karşı vatandaşı satmak bu. Ya da şimdi 400 bine çıkardılar. 400 bin dolarlık gidip bir ev alınıyor. Orada da 50 bin tane üçkağıt dönüyor. Ve sonuçta yani 400 bin dolara 8 kişinin, aynı ailenin içinden 8 kişinin vatandaşlık aldığı bir düzenden bahsediyoruz. Bu yanlış. %100 yanlış. Biz gelir gelmez bu işleri yeniden düzene koyacağız. Böyle bir durum olamaz. Onunla ilgili o son dediğiniz aslında güzel. O vatandaşlık iptali muhabbetine gireceğim ama ondan önce bu oy verme muhabbetinde şey de demek istiyorum ben. Yabancı ülkede yaşayan vatandaşlar oy veriyorlar ya.
Bence buna bir sınırlama getirilmesi lazım. Atıyorum son 5 yıl içinde Türkiye'de 6 ay içinde 6 ay konakladı mı, konaklamadı mı? Konaklamadıysa oy verememeli bence. Ülkenin halini bilmeden iktidara oy verenler oluyor çünkü. Geliyorlar, çok iyi diyorlar, müthiş diyorlar. Euro ile geliyor tabii. 50 euro ile geliyor, çok iyi yani. Burada bir TL kazanıp da çok iyi dedikten sonra oy verse sanki. Şimdi bu özellikle Almanya'dan gelen bizim yaş grubundan teyzeler, dayılar hepinizi uyuz etti. Cennet Türkiye onlara. Yani sokak röportajlarında hepinizi uyuz etti. Onu biliyorum, gençlere özellikle. Ama şöyle bir şey de düşünün. Yani bu örneklerin sizi incittiğini biliyorum ben. Ama şimdi yıllar evvel bir kısım insan iş sebebiyle gitti. Bir kısım insan bugünlerde kovulduğu için gidiyor. Yani doktorlar gibi, sağlık çalışanları gibi. Bir kısım insan yani akademisyenler gibi bu ülkede hayat hakkı tanınmadığı için. Bir kısım sizin yaş grubundan da nefes almak için. Yani mühendis mezun oluyorsunuz. Gidip Almanya'daki, Kanada'daki, Avustralya'daki, Yeni Zelanda'daki neyse yani hangi ülkeyse bu batıdaki veya işte o bölgelerdeki ülkelerde iş hayat yani kendi mezun olduğunuz konuda çalışıncaya kadar işçilik yapmayı, garsonluk yapmayı, pompacılık yapmayı tercih ediyorsunuz ve buradan daha mutlu olduğunuzu söylüyorsunuz. Takip ediyorum. Mesela ben Kanada'ya gidenleri de böyle değişik bir yanım var benim. Kanada'ya giden sizin yaş grubunda YouTube'da videolar konur. Onları da çok sıkı takip ediyorum. Oradaki ana faktör neyi görüyorsunuz? Nefes alma halini. Çok çeşitli yurt dışında gitmek zorunda kalan ekonomik sebeplerle vesaire demin anlattığım konular üzerinde yurt dışına gidenler var. Aşağı yukarı Almanya ve diğer ülkelerde 3. nesil doğdu orada. Buradan gidenlerin çocukları, onların çocukları var. Ve Türkiye'ye gelip yatırım yapıyorlar. Onun için ben oy kullanmalarıyla ilgili herhangi bir itirazın doğru olmadığına inanan fasıldayım. Burada senden ayrıldık. Ama bizim gibi talep edenlere yani siyasetçiye düşen o insanların bugün sizi uyuz eden, sinir eden, gıcık eden tavır ve davranışlarının oluşmasını yani onları doğru dürüst bilgilendirmeyerek biz de sebep olduk. Bu tür grupların yani Türkiye'deki size nefes aldırmayan kesimlerin oradaki propaganda faaliyetlerinde seyrettik sadece. Bir de 3 yaş grubu var. Sizin yaş grubunuz sizin gibi. Oradakilerde. Bu siyasetçi talep edendir. Üzerine düşeni yapmak zorundadır. O insanların oylarına da biz de talip olmalıyız. Muhalefet olarak talip olmalıyız. Ve her türlü aydınlatma görevini, bilgilendirme görevini yerine getirmeliyiz. Ülkelerinden de kopmamalarını sağlamalıyız. Senin yaş grubundan yani burada nefes alamadığı için oraya gidenleri de geri döndürmeliyiz. Burada yok. Murat'cığım biraz ayrıldık. Yok aslında tam ayrılmadık. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Ben o yüzden şey dedim. Son 5 yılda 6 ay Türkiye'de geçirip hani ülkenin halini bilen evet, bilmiyorsa ama, vermesin yani. Ama bu bizim suçumuz. Kişide de ben şey ararım. Canım benim. Hani doğduğu ülkenin halini bu kadar yanlış anlıyorsa o tamamen sizin suçunuz olmamalıydı yani bu. Biraz da bilinçli olacak kişi. Yanlış mıyım? İşte aynı. Vatandaşımız da biraz kendiliğinden bilinçli olsun. Hayata bakışım şu. Talep eden gereğini yapmak zorundadır. Siyasetçi de sizin oylarınızı talep ediyor. Onun için sizi duymak zorundadır, sizi bilgilendirmek. Seçmenden bahsediyorum. Sadece yaşlarınızdan değil, cinsiyetlerinizden değil. Dolayısıyla yurt dışı seçmeni açısından da durum aynı. Çift vatandaşlık falan yani mesela niye Alman vatandaşına veya Fransız vatandaşına geçip buradan çıkmıyor? Bağını sürdürsün diye. Dediğim gibi 3 yaş grubundan seçmen var orada. O senin yaş grubun seçmenle bir aranızda fark yok yani çoğunlukla. Yok zaten sadece benim tanıdığım 20 kişi gitti yani. İşte evet. Sigarayı bırakmışsınız zamlardan dolayı. Doğru mu? Ay harika. Doğru mu bu? Çok iyi ya. Bütçe yetmemiş galiba. Olabilir dersin. 32 lira fazla demişsiniz, atmışsınız. Çok iyi ya. Hadi öyle olmuş olsun. İlk başta sarma da demişsiniz. Yok demişsiniz. Bu da öksürtüyor demişsiniz galiba. Çok iyi. Şimdi ben tütüncü bir ailenin kızıyım. Bizim evde kadınlara sigara içmek ayıp değildi. Halalarım falan da sigara içerlerdi. Ama en geç başlayanıyım ben. Bizim sistemin. Babam mesela 7,5 yaşında, özür dilerim, 7 yaşında başlamış adam. Yani çaktırmadan rahmetli. Yani sigara ayıp değil. Çünkü tütüncülük yapılıyor. Ben üniversiteyi bitirdikten sonra başladım. Üniversitede falan içmedim hiç. Sonra öyle yavaş yavaş hani keyfi, hafif moda
havasındaydı. Ama siyaset işi hayatıma girdikten sonra ipin ucu kaçtı. En son tabii şey de iyi. Geçen gün hesapladım, bir uygulama var biliyorsunuz. O uygulamaya göre yani 150 bin lira kar etmişim. Bu ne kadar sürede? Şeyden sonra 2,5 yıl. Sağlam içiyormuşsunuz. Ben en son 2,5 pakette bıraktım. 2,5 paket 150 bin lira tertemiz para. Evet. Ondan sonra 1000 tane falan, kaç bin tane olduğunu hatırlamıyorum. Arada bir oraya bakıyorum. Hı-hı. Evet, pahalı etkilemiş olabilir diyelim ama esasında... Sağlık diyelim, sağlık. Şöyle, yok, sağlıktan öte kendi irademi denedim. Bırakılabiliyormuş. Yani ben sigarayı bırakabileceğimi hiç düşünmüyordum. Çünkü kendim için zevk yaptım. Bir tek o vardı hayatımda. Başka hiçbir şey yok. Benim annemler de öyleydi. Annemle teyzem büyüttü beni. Ha. Mutfağa bir giriyorum. Nargile kafe. Of. Arka arkaya yakılıyor böyle. Benim mesela böyle bir tane burada yanarken onu unutup bir tane daha yaktığım zamanlar olmuştur. Çok güzel. Stresli bir hayat oluyor siyasette. Tabii bu da işin bahanesi ha. Keşke zevkte kalaydı ama benim zevkin ötesine geçti. Onun için de bıraktım. Bir tavsiyeniz var mı peki bırakmak için? Şimdi şöyle, bir tıp doktoru genç bir hanımdan yardım aldım. Düzenli aradı beni falan, yani kontrol altında. Mesela seninle bir konuda el sıkışmışsak, sana yalan konuşmamak, seni aldatmamak, konuştuğumuz konuda savsaklamamak gibi bir özelliğim var. Bu öğretmen okulunun muhtemelen verdiği bir özellik bana. Hı hı. Birinin kontrol etmesi, takip etmesi, diyette de aynı şey oluyor. Hı hı. Benim için çok iyi bir şey. O genç doktor hanım bunu yaptı. 2 ay yaptı. Dolayısıyla yani bıraktım dediğim günden itibaren bir nefes çekmedim. Mahcup olmamak için. Ya işte ha, o daha doğru kelimeyi buldum. Güzelmiş. Biraz öyle bir yönüm var benim. O yani o takip gerekti. Mesela diyette de aynı şey mevcut. Yani düzenli takip edildiğim zaman, o zaman size mahcup olmamak için dediğin doğru. O söylenene uyuyorum. Gizli saklı iş yapmam. Dolayısıyla şimdi sen ama takip etmeseniz, doktor hanımefendi arayıp sormasaydı belki arada olur ama hmm. Nefes çekmedim, nefes. Sırf mahcup olmayayım diye. İşte herkesin böyle farklı bir şeyi var. Evet. Sen hani, kaç içiyorsun? Ben tövbe sunma aşağı asla. Hiç içmedin mi? Yok. Muhteşem. İçmedim. Bak canım benim. Geçtik hemen hatırlamasın. Saç maç dökülüyor Elif, zaten. Elif hemen geçelim bu işi. Bedelli askerliği kaldıracak mısınız? Onunla ilgili herhangi bir konuşmamız yok. Millet İttifakı'nda da yok. Mutabakat metninde yok mu? Yani şunu yapalım, bunu yapalım diye bir şey yok. Hı. Çünkü daha İlker Başbuğ zamanından beri planlanan bir şey var askeriyede. Profesyonel ordu şeyi. Biraz profesyonelliğe dönen bir ordu biçimi. Ben bir süre askerlik yapılmasını siz gençler için çok doğru bulanlardanım. Sebebi şu, biz sosyolojik olarak milletleşme sürecini bu askerlik yapmaya da borçluyuz. Ve bu süreç devam etmeli. Yani ne demek istiyorum? İşte sen İstanbul'da yaşıyorsun değil mi? İstanbul'da yaşayan Murat, YouTuber Murat, Şanlıurfa'dan diyelim ki Hasan, işte Edirne'den Ali. Sosyolojik olarak. Bu gençler bir araya gelip ortak bir duyu ve düşünce oluşturuyorsunuz. Askerlik dışında yan yana gelmesi veya normal hayatta yan yana gelmesi mümkün olmayan bu gençler birbirlerini temsil ettiklerini tanıyor. Dolayısıyla işte bizim bu millet olma sürecinin üzerinde çok büyük katkısı olan bir alan. Yani askeriyi ben sadece savaşın dışında da böyle bir alan olarak görüyorum. Milleti birbirine bağlayan bir evet, etkinlik. Evet öyle görüyorum. Dolayısıyla zamanı X'tir, Y'dir, süresi şudur budur ama mutlaka oraya gidilmeli. Oğlum benim yurt dışında okudu. Yapabilirdi, bekleyebilirdi. İşte Türkiye'de olanlara da veriliyor. Ben onu yaptırtmadım. Çünkü neticede Kocaeli'nde doğdu, İstanbul'da yaşadı. Sonra da yurt dışında okudu. Mesela çok samimi bir şey söyleyeyim. Kendine iyi bakla gitti. Hı. Telefonda. Allah'a emanet olla geldi. Yani bu 4 aylık mı, 5 aylık mı, işte o yarım dönem yaptığı, yani bedelli yaptırmadık biz. Yaptığı askerlik sonunda er olarak yaptı ve çok katkısı olarak geri döndü. Birbirinizi tanımak için. Ben bunu önemli buluyorum. Bu benim kişisel görüşüm. Bunun üzerinde hiç tartışıyorum. Ama yurt dışında yaşayan, işi gücü olan veya Türkiye'de yaşayan, işi gücü olan, yani 1 sene, 1,5 sene, ki kısımlarından bahsediyorum. Orada da belki düşünülmesinde fayda var. Yani o işlerin güçlerin ellerinden çocukların gitmemesi açısından. Peki bu sizin görüşünüz şeyle çakışıyor mu? Bedelliyle çakışıyor mu? Hani profesyonel orduya geçilmesin? Hayır, profesyonel orduyla ilgili sorunum yok. O ta dediğim gibi yani İlker Başbuğ
Paşa'nın döneminden yapılan. Şimdi ben askerlik konusunda bir uzmanlığı olan bir şahıs değilim. Sadece işin sosyolojik ve psikolojik boyutu açısından o ocağa girip çıkmanın lazım geldiğini düşünüyorum. Bedellerin kaldırılması şart değil. Anlatmaya çalıştığım şey, yani o bedelli için bile o üniformanın bir şekilde giyilip orada o psikolojinin, o ruhun size verilmesini istiyorum. Yok, ben onu anladım. O zaman şunun gibi bir şey mi düşünüyorsunuz? Profesyonel ordu da olsun, zorunlu askerlik de olsun, aynı anda çatışmaya profesyonel ordu gitsin, normal yani, askerler geri hizmette dursun. Olabilir. Mesela ben düşünmedim bunun üzerinde ama şeyi mantıklı söylüyorum. Mantıklı bir şey söyledim. Çok doğru bir şey söyledin. Üzerinde düşünelim. Şimdi bu işin uzmanı olan, mesela bizde Ali Demir Paşa'mız var. Ben şimdi kendisine söyleyeceğim onu. Bir düşünüp bir projelendirsin. Ben fikir mi onunla verdim? Beraber. Fikir verdin mutabakat şu anda. Ay, ciddi söylüyorum. Yok, bizim partimizin önerisi olur. Hem Orkun Özerler hem Ahmet Zeki Üçok var. Yani askeri sistemin içinden gelen arkadaşlarımız. Ben onlarla bir konuşayım. İmzamı atabilir miyim peki? Olabilir. Şeyin niye olmasın? Niye olmasın oğlum? Menemeni soğanlı mı yapıyorsunuz, soğansız mı? Yemek yapmayı çok seviyormuşsunuz, onu ben öğrendim. Ben diplomalı aşçıyım. Kız meslek lisesinin kız enstitüsü denildi bizim zamanımızda. Onun gece bölümü, aşçılık bölümü mezunuyum. Yani diplomam var ama ve lakin menemeni soğansız yaparım. Evet. Kokması lazım onun ya. Yok, öyle yapıyorum. Menemen dediğiniz leş gibi kokar böyle. Yedikten sonra insan içine çıkılmaz ama menemen de. En sevdiğiniz ve en sevmediğiniz yemeklerin listesini alabilir miyim? Sevdiğim yemekler tamamı. Ben yemek seçmem. Vardır ya. Bir tane vardır. Hayır, başka az, diye. Az sevdikleriniz vardır. Oğlum bizim zamanımızda yani çok enteresan çok oldu. Çok komik bir şey evet, geliyormuş gibi. Bursa Öğretmen Okulu'nda yatılı okudum ben. Dolayısıyla mesela orada pişen kapuskadan nefret ederdik. Kapuskadan her yerde nefret ederiz. Bak, nefret yani. Ederdik. Ama ve lakin ben kendim pişirdiğim zaman güzel oluyor. Kapuska ne ki? Yani kapuska dediğiniz şey lahana. Etli lahanadır. Kıymalı ve etli. Bak yüzün ne oldu? Şimdi o böyle bol sulu falan yapılırdı o da ilk durumda. Dolayısıyla ondan pek yani nefret eder biz kızlar öğretmen okulunda. Çok haklısınız. Bir de ben mesela kanatlı hayvan pek sevmem. Ama ve lakin şu diyetlerin tamamında belki de ondandır. Kanatlı hayvan veriliyor evet, yani evet. Et protein olarak. Ya da balık böyle. İnat kılıçık. Olsun diye herhalde. Dolayısıyla o kadar uzun süre onu yiyince şu anda yememeyi tercih ederim. Yani durumu söylüyorum. Geri kalan yemekleri severim. En çok sevdiğim, çok da güzel pişiririm domatesli pirinç pilavıdır. Aa, güzel son oldu. Zamanlarda hafif acılı bulgur pilavını da çok seviyorum. Bu yeni dönemde şimdi özledim her şey. Bir de çok güzel kuzu eti pişiririm tandır gibi. Bu Rumeli kadınların yaptığı, analarımızın yapıp bize geçen yani tarifi dışarıda yok. Onu hem güzel pişiririm hem çok güzel. Tas kebabını güzel pişiririm, severim. Kölle diye bir şey duydunuz mu hiç? Yok, o ne? Kölle. Yok. Aşureyi düşünün. Ha? Onun içinde bir iki malzemesi farklı, tuzlu. Et falan mı koyuyorsun? Yok içine? Et de yok böyle çok garip bir şey. Ben i̇lk çocukken defa, yok, teyzemler ilk defa yapardı duydum. Hep. Ben de ondan nefret ederim böyle. Çocukken bir de onu zorla çocukken yedirirler ya zorla. Oo. O kölle zaten felaket bir şey. Sürekli de yediriyorlar. O etli kapuskanın aynısını yaşıyor. Evet. Sulu bir de böyle vıcık vıcık evet. Felaket bir şey. Hepimizin var bir tane çok böyle kabusu. Çok feci anlattın. Çok feci anlattın. Yani ben hiç rastlamadım. Kölle. Kölle. Uzak durayım. Evet. Bir de köfte severim çok. Köfte çok güzel. Pilav köfte, patates köfte, köfte, düz köfte, of. İnegöl köfte, satır of. Köfte. İzmit'teki ilham köfte. Aynen yani köfte. Koca elindeki tavsiye ederim. Her çeşidi yani böyle bir şey yok. Selman köfte, ilham köfte. Bitmiyor. Açık reklamını yapayım ya. Mültecilerle ilgili altılı masada en net konuşan sizsiniz. 2 yılda göndereceğiz. Aynen ama yine de sizin netliğiniz de benim Twitter'da böyle yorumlarda, YouTube'da falan gördüğüm kadarıyla insanları tam tatmin etmiyor. Neden sizce tatmin etmiyor? Sanki göndermeyecekmişsiniz de göndereceğiz diyormuşsunuz gibi bir algı var. Bu konuda bir rekabet var Türkiye'de. Kim daha iyi gönderecek rekabet? Evet. Evet biraz. Ha, benim bakış açım şu, biz bunu ciddiyetle çalıştık. Yani bizim güvenlik politikaları başkanlığımız, milli göç doktrini diye hatta çok ciddi bir çalışma yaptı. Biz bunun lansmanını yaptık ve Tolga Akal'ın arkadaşımız başında yani bu genel başkan yardımcımız o kadar ciddi çalışıldı ki yani gün gün çalışıldı. O derece ayrıntılı çalışan bakın bu Millet İttifakı da dahil olmak üzere böyle çalışmış bir başka siyasi parti yok. Dolayısıyla mesela bir yılda atıp
hemen böyle paket edip götürüyor, gönderiyoruz diye bir kavram yok. 2 yıl içerisinde uluslararası hukuku da işin içine katarak ve Avrupa Birliği'ni bu işin yani içinde parmağı olan, eli olan Rusya, Avrupa Birliği ve Amerika'yı da katarak şimdi yekpare ve sayıca üstün olan esasında Suriyeliler. Onlar bir kere mutlaka Beşar Esad yerindeyse eğer Beşar Esad'la gitti diyelim, Keşar geldi onunla, her kimse Suriye yöneten her kimse onlarla. Zaten diğerlerinin yasal hakkı falan da yok yani. Tabii bir şey. Ondan sonra bir de Türkiye bir hendek haline geldi. Bu geri kabul anlaşması yapılarak o anlaşmadan Türkiye'yi çekeceğiz. Çünkü Türkiye'yi hendek haline getirdi. Sadece Suriyelinin dışında çok yerden çok göç geliyor ve Türkiye'de kalıyorlar. Halbuki onların gitmek istediği yerler Avrupa Birliği gibi batılı ülkelere gitmek istiyor. Afrika'dan geliyor, Asya'dan geliyor. Sadece Afganistan, Pakistan'dan bahsetmiyorum. Her yerden geliyor. Evet. İstanbul'da Nijerya mahalleleri falan var yani. Türkiye zaten ben sokağa çıktığım zaman şu an Orta Doğu'nun başkenti. Orta Doğu değil, 3. Dünya ülkelerinin başkenti. Evet, onun için... Yani çok büyük bir, doğru kelime mi bilmiyorum ama cıvıklık var bu konuda. İktidarın inanılmaz bir göz yumması var. Ciddiyet kayboldu gitti. Kimin ne dediği belirsiz. Ha, bizlere inanılmamasının da muhalefetin kendi içindeki rekabeti diye düşünüyorum. Ama hani trenlere doldurup gönderemek diye o mümkün değil. Ya siz gerçekçi bir şekilde 2 yılda göndereceğiz diyorsunuz. Evet. Kaç milyon hesap var mı? Şimdi bir doğru düzgün bilgi yok. Abartı da çok olduğu için yani Türkiye'de rakamlar uçuşuyor. 6, 8 ve 10 milyon deniliyor. Bu sadece Suriyeli için söylenen. Her dolayısıyla yani. Hadi ortalama 8'i kabul edelim. Yani o kadar enteresan giriş bir iş ki bu. Doğan çocuklar var, şu var, bu var, evlilikler var. Nüfus verilen değil o derece önemli. Yani verilen var da hani asıl... Başka şeyler var. Onun için uluslararası sistemi de işin içine koyarak hadi bakalım 2 yılda. Yok yani yapmak zorundayız. Aksi takdirde size biz yani darma duman bir ülke bırakmış oluruz. Huzur kalmadı yani. Gerçekten. Bakın darma duman bir ülke bırakmış oluruz. Olmaz evet. Yani. Biz size borçluyuz. Tarikatları kapatmayı düşünüyor musunuz? Muharrem İnce mesela hepsini dozerle yıkacağım diyor. Şimdi tarikat diye bir kavram ta Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren yok ki kapalı resmi olarak. Bak. Yani ben şu tarikatım diye bir tarif yok esasında. Şimdi Türkiye'deki nelerin nasıl olduğuna dair bir tespit bu. Tekke ve zaviyelerin kapatılması kanunu var bu ülkede. Aynen. Onu değiştiren de bir kanun çıkmadı yerine. Dolayısıyla o duruyor. Şimdi birincisi bu. İkincisi şu anda Türkiye'de tarikat, cemaat vesaire diye tariflenen her şey yani iş hukuki bir probleme döndüğünde biz dini hayatın nasıl yaşanması gerektiğini, İslam dininin, Müslümanlığın nasıl yaşanması gerektiği hakkında tebligatta bulunuyoruz diyorlar. Ama bununla ilgili tebligatta bulunmak, sizleri bilgilendirmeye kalkışmak da suç değil. Tamam. Ama buradan yola çıkıp yurt açmak, buradan yola çıkıp okul açmak, buradan yola çıkıp devlet kurumlarının içinde örgütlenmek olamaz. Yurt açmak devletin görevidir. Çocuklara yani gençlere barınma, okuyan çocuklara barınma imkanı sağlamak devletin görevidir. Okullar devletin görevidir. Ekonomik manada yani para kazanmak için özel okullar, özel yurtlar bireyler açar. Yani para kazanmak amaçlı. Senin annen babanın parası vardır. Orada daha işte büyük odada kalsın, şöyle olsun, böyle olsun diye verir. Ona da hukuki olarak karışamazsınız. Bakın ama şeyden bahsetmiyorum. Tarikat veya cemaat üzerinden bedava okutulan, bedava kaldırılan bir sistemden bahsetmiyorum. Bakın. Yani para kazanmak başka bir şey. Can ister verirsiniz, paranız varsa verirsiniz. Ama devlet mutlaka her bir gencinin kalacağı yurdu sunmak zorundadır. Sonraki dediğim gibi daha lüks bir hayat istiyorsanız paranız da varsa o başka bir şey. O nedenle bakıldığında devletin bünyesinde, işte hukuk sisteminin içinde, kurullarının içinde, kurumlarının içinde, askerin içinde, polisin içinde olamaz. Cumhuriyet savcısıdır bakın savcının adı. Cumhuriyet savcısıdır. Bu aynı şekilde bir siyasi partinin militanı da olamazsınız. Devletin polisidir, devletin askeridir. Üst düzey bürokraside siyasi partiler değişiklik yapabilir.
Ama yani hepsi sonuçta devletindir. Birinci önceliği devlet menfaatidir. Mesela daha hukuki o kadar enteresan şeyler var ki ben bakan, İçişleri Bakanı'na atandığımda ilk söylenen şu oldu. Mesela diyelim ki sen müsteşarsın. Ben sana bir tane talimat verdim İçişleri Bakanı olarak. Dedim ki işte şurada şöyle bir şey var. Bu hukuksuz bir talimatsa sen benden bir kere yazılı istersin. Yazılıyı verdiğim andan itibaren benim şifahi yani sözleyi kabul etmeme hakkım var. Sonra yazılı verdim. Bu yazılıda da büyük bir hukuksuzluk var. Onu da kabul etmeme hakkım var. Ben suçluyum. Yani siyasetçi suçlu. Şimdi bütün bunların uygulanabilmesi için yandaşlıkla beraber her türlü devletin bürokratı, devletin kurumu olmak zorundadır sistem. Onların bütün hukuki altyapıları var, uygulanmıyor. Bütün mesele bu yani. Peki bu karmaşayı bir cümleyle özetleyecek olursak? Böyle bir şey olamaz. Olamaz mı? Evet. Özetleyemez miyiz? İşte hayır, özetlediğimiz zaman ha, böyle bir şey olamaz. Pardon, çok olamaz. Olamaz, bitti. Bir kere o devlet, o devleti yöneten o hükümet, o çocukları, fakir aile çocuklarını burssuz ve yurtsuz bıraktığı için birilerinin yurtlarına gitmek, kalmak mecburiyetinde bırakıyorsa suçlu olan, o, yani buna mecbur bırakandır, onu anlatmaya çalışıyorum. Suçlu olan devlettir diyorsunuz. Yani devleti yöneten eldir. Oralara ittiriyorlar oğlum. Anladım. Asıl mevzu bu. Şimdi sana biz iddia ediyoruz 12 metrekarelik her çocuğa yer düşecek yurtlar yapacağız. Gider misin? Ailen seni gönderir, onu söylüyorum. Zaten kendiliğinden kapanıyor o zaman. Evet. Bahsettiğim bu. İhtiyaç kalmayacak diyorsunuz. Tabii. Yani kavga etme lüzum yok. Anladım. Bitti. İhtiyaç kalmazsa bence de sıkıntı evet. Olmaz yani. Evet. Aynen öyle. Yani son sorum da buydu. Ben çok teşekkür ederim ben programıma teşekkür katıldığınız ederim. İçin. Çok teşekkür ederim. Bitirmeden önce sizden bir şey rica edebilir miyim? Şurada ben çok güzel bir kalem gördüm. Al. Sizden hatıra olarak vermeyi alabilir miyim? Al senin olsun. Başka beğendiğin varsa onu da alabilirim. Diğerini de alayım mı? Al. Bu da güzel bak. Onu da anneme vereyim. Tamam. Alır mı? Bakayım ya burada başka ne var? Ben epeydir gelmedim buraya da bilmiyorum. Başka yok baktım hepsine. Yok içi güzel değilmiş. Evet normal. Evet tamam. Şurada bir de kart Elif'e var. Elif'e de verecekti. Bir de kart alayım ben. Al bakayım. Numara da yazmıyor. Oo zaten. Bak çok güzel. Ben kartımın olduğundan haberim yoktu. Yeni yapmışlar. Ben, al. Şurada bir de çok hepsine bak. Evo. Ozan aldım ben bunları. Tamam. Çok teşekkür ederim. Tamam. Hadi tamam. Nasıl yapalım? Vedalaşalım peki senle. Elif gel bakayım sen de buraya beraber veda. Ha. Tamam. Peki. Canım benim. Vallahi hiç. Yüz onduruyor muyum? Ay vallahi hiç.